Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalında 13 Eylül 2022 kampımızın 17. günündeyiz ve sizinle beraber bütün hızımızla, hevesimizle soru çözümüyle, konu anlatımıyla TYT kimyayı ilerletmeye devam ediyoruz. Acelemiz yok. 27 Ekim'de bütün konular bitiyor. Programımız belli, planımız belli. Sen de ne yapıyorsun? Bizim planımıza göre bizimle beraber ilerliyorsun. Umarım güzel olacak sizin için. Neredeyiz şimdi? Üçüncü ünitenin artık sonuna geldik. Bakın birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite derken artık konular ilerliyor. Yani zamanda hızlı geçiyor. Eğer geriden gelen arkadaşlarımız varsa hızlansınlar diyoruz. Ne yapıyoruz? Bir an önce zaten kamp bittikten sonra AYT'ye de başlayacağız. PDF'lerini ufak ufak yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapalım hadi gelin şu 3. ünitenin son kısmında. Bugün rahat böyle sözel bir yer işleyeceğiz. Ortaokulda da gördünüz zaten buraları. O yüzden birazcık daha şöyle rahat bir gün olacak. Hadi gelin beraber görelim arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal değişimlere bakacağız. Şimdi yine her videoda bıkmadan usanmadan yaptığımız gibi bakalım bakalım. Ne yaptık biz? Geçen haftalarda kimyasal türleri sınıflandırdık. İyonik bağ gördük. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler diye sınıflandırmıştık. Güçlü etkileşimler, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağdı. Ardından zayıf etkileşimleri gördük. Dünkü dersimizde hidrojen bağını bitirdik. Sorularını çözdük, temizledik. Artık buralar tamam. Artık ünitemizin sonunda fiziksel ve kimyasal değişimlerdeyiz arkadaşlar. Hadi gelin görelim bakalım fiziksel ve kimyasal değişimler. Bildiğin gibi zaten nereden gördün sen bunları? Ortaokulda göstermişlerdi. O zamanlara gö götürürsem seni anlarsın. Şimdi özel bir yer yani. Bak fiziksel değişimde zayıf etkileşimlerin kopması ve oluşması ile bir maddenin sadece fiziki görüntüsünün değişmesine fiziksel değişim denir. Burada L olacak tabi bu arada. Bak şöyle mesela diyelim ki H2O'da artık biliyorsun ne yapıyordu? Bu aradaki hidrojen bağları vardı değil mi? Hidrojen bağları. Bu kırılırsa Mesela H2O ne olur? Sıvı halden gaz hale geçer. Ve bu bir hal değişimidir. Yani görüntüsü değişir sadece. Su yine sudur. Yani madde iç özelliklerini kaybetmez deriz. Bu tip değişimler fiziksel değişimlerde. Ve bunlar da yaşanan enerji değişimi genellikle 40 kJ'den küçüktü. Ama suya dikkat ediyordum. Su da bu durum farklıydı. 43,7 kJ vardı. Çünkü zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağdı. Bundan dolayı neden olduğunda zaten bir önceki videoyu açarsanız detaylıca anlattık. Bizde bakın ezber hiçbir şey yok. Şu ana kadar size anlattığım her şeyi mantıki temellere dayandırdık arkadaşlar. Ezbere bir şey vermedik ama pratik yollar verdik. Merkez atoma bakıyorduk. işte hepsi eşleşiyorsa apolar oluyordu. ameteller arasında. Çift kalıyorsa ortaklanmamış elektron çifti yan yana kalıyorsa o zaman da Poler oluyordu gibi pratik yollar verdik ama onların da neden olduğunu uzun uzun anlattık. Bak şimdi maddenin kimyasal özellikleri yani iç özellikleri korunuyor. Hal değişimleri ve bazı çözüm olayları fiziksel değişimlerdir. Yani sen tuttun anlatmıştık bunları. Sodyum klorürü suyun içerisine attın. Sodyum artı suda yazar mesela aqua yazar. Klor eksi suda şeklinde böyle yoğunlaştı. Veyahut da şurayı aqua da yazar. Aqua su demek ya aqua park oradan hatırla. Bu suyun içerisinde böyle çözünme demektir. Mesela bu fiziksel bir çözünmedir. Fiziksel. Ama mesela bir asit. Asitten kastım. Mesela bu şeyi hatırla. Tuz ruhunu falan hatırla. Suyun içerisinde H artı artı CLX şeklinde olur ama aslında bir asit de baz da mesela baz deyince asit deyince suya H artı veren baz deyince sodyum hidroksit şöyle deriz. Sodyum artı artı OH eksi. Bak asit olma şartım şu. Suya H artı vermesi baz olma OH vermesi. İşte ben bunları attığımda bak bu tip suda çözünme olayları kimyasaldır. Tamam mı? Suyla tepkimeye girer asit bazlar. Onların nerede o tepkimeleri ne zaman anlatacağım sana? Ne zaman? Ta 8. ünitede. Yani TET'nin sonunda asit bazları işliyorken oralardan da sana bahsedeceğim. Sakın sakın paniğe girme. Şimdi şunu bil. Normal ben iyonik maddeleri suya atarsam bunlar fiziksel değişimler oluyor. Kimyasal çözünme olayı da yani iyonik maddeyi ben suya attığımda fiziksel çözünme. Kimyasal çözünme dediğimde asit bazların suya atılması diye ezbere ufaktan böyle bunları bilebilirsin. Şimdi fiziksel değişimler nelerdir öğretmenim? Hal değişimleri ve bazı çözünme olayları. Yani bir tuzların iyonik maddelerin suya atılması fizikseldir. Metallerin elektriği iletmesi. Çünkü metallerde şöyle oluyordu. Metalik bağ nasıl oluşuyordu? Metal katyonları sabit kalıyordu. Metallerin değerli elektronları böyle serbest halde hareket ediyordu. İşte bu elektron hareketi fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Bakın camın kırılması işte bütün kırılma olayları. Küp şekerin toz haline getirmesi mesela ufalama. Küp şeker yine küp şeker. Gök kuşağının oluşumu şöyle ışığın kırılmasıdır arkadaşlar. Yani orada bir şeyde yani ışığın yapısında veya da atmosferdeki suda çünkü su kristallerine çarpıp kırılıyor. Dalga boyu değişince ışığın ben onu farklı renklerde görüyorum güneşten gelen beyaz ışığı. O yüzden bu da fiziksel bir olaydır. Bakın erime olayları, mumun erimesi bunlar fiziksel olaylardır. Besinlerin dişler tarafından parçalanması da bunlar ne olacaktı? Fiziksel olaylar olacaktı sevgili canavarlar. Şimdi kimyasal değişimlere geldiğimde bakın, kimyasal değişim şu. Güçlü etkileşimlerin koparak ya da oluşarak bir maddenin kimlik özelliklerini kaybederek gerçekleştirdiği değişimlere ben kimyasal değişim diyorum. Yani şöyle. Sen tuttun mesela H2O. Bunu tuttun, hidrojenle oksijene ayırdın. Yani aslında güçlü etkileşimleri koparttın. Burada ne yaptın? Şu oksijen ve hidrojen arasındaki bağları kırmış oldum. Böyle değişimler kimyasal değişimler. Bakın artık şöyle düşün. Su söndürücü bir madde. Klasik bir örnektir bu. H2 yanıcı bir madde. Oksijende yanmanın şartıydı zaten. Yan, yanıcı bir madde. E, dolayısıyla bakın madde tamamen farklı özellikle iki maddeye dönüşüyor. Yani ben suyu elementlerine ayrıştırırsam. Ve böyle değişimlerde yaşanan enerji değişimi 40 kilojülden genellikle büyüktür diyorduk. Maddenin kimlik özelliklerini kaybederek tamamen başka bir maddeye dönüşmesi olayı kimyasal bir dönüşümdür demiş olduk. Peki ne bunlar öğretmenim? Şöyle bak. Sulu çözeltilerin elektriği iletmesi. Yani şöyle. Bak, metaller elektriği iletiyorken metalik bağlarında işte elektronların serbest halde dolaşması sebebiyle fiziksel bir değişim oluyordu. Ama şimdi şöyle sen tuttun. Şöyle bir mesela diyelim ortamda çözelti var. Sodyum artı klor eksi suyun içerisinde iyon. Su da iyon. Suyun içerisinde ben bunu atmışım. Tuttum buna elektrik verdin artı eksi. O zaman buradaki elektriksel iletkenlik kimyasal bir elektriksel iletkenliktir. Detayı nerede? Sen sayısal öğrencisiysen kimya ve elektrik konusunu işlediğimizde burada bir elektroliz olayının olduğunu söyleyeceğiz aslında. Elektrik verirsem ben iyonik bir maddeye. Yani şöyle sulu cüzetler elektriği iletiyorsa bu iyonlar ile elektriği iletmedir ve kimyasal bir olaydır. Sakın bak düşersin. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel sulu çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal dedik. Onun haricinde pişme olayları bakın yemek piştikten sonra geri ya şöyle düşünebilirsin geri eski haline dönüştürebiliyor musun ev şartlarında? Öyle düşün dönüştüremiyorum diyorsan genellikle kimyasal oluyor. Bak bir bileşin kendini oluşturan elementlere ayrışması kimyasaldır. Yanma olayları oksijen olan tepkimedir. Yani kimyasaldır. Asitlerin suda çözülmesi, bazların suda çözülmesi. Bakın demirin paslanması. Demirin paslanması, demirin havadaki oksijenle tepkimeye girip demir 2 oksit oluşturması. Bakın F2 oksijen 2x. Hani demir 2 oksit okuyorduk ya değişken değerlikli iyonik bileşikler. Bakın bu bir pastır. Tamam. Sonra gümüşün kararması. Bakın gümüşün kararması da gümüşün oksitlenmesidir. Yani gümüş havadaki oksijenle tepkimeye girerek ne yapıyor? Gümüş oksiti oluşturuyor. Bu siyahtır. Yani gümüş oksit siyah olduğundan gümüşün üzerinde o gördüğüm siyahlık gümüş oksitten kaynaklanır. Ve şöyle dedik. Besinlerin enzimler tarafından parçalanarak sindirilmesi. Çoğaltmak mümkün. Ben hepsini tek tek yazmadım ama şunu düşün. İşte yoğurdun küflenmesi, ekşimesi, işte şekerden alkol elde edilmesi, fermentasyon olayları. Bunların her biri kimyasal değişimlerdir arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım demişiz bakın. Suyun sıvı halden buhar haline geçebilmesiyle demin anlatmıştım ya. Yaşanan enerji değişimi 40 kilojüden büyüktür. Bu durumun sebebi hidrojen bağlarıydı. Ve fiziksel bir değişimdir. Ama 40 kilojüden büyüktür. Normalde fiziksel değişimlerde enerji değişimi 40 kilojülden daha küçük olmalıydı dedik. Bu durumun sebebi de sudaki hidrojen bağlarıdır demiş olduk sevgili canavarlar. Gel bakalım. Örnek 1'e baktım. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Fiziksel değişimlerde yaşanan enerji değişimi 40 kilojülden küçüktür diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Genellikle demek daha doğru olur. Bakın kimyasal değişimlerde maddenin formülü aynı kalır diyor. Tabii ki de bu yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü neden? Kimyasal bir değişim. Mesela ben H2O'yu tuttum elementlerini ayrıştırdım. Bak formül değişti başka bir madde oldu. Yani kimyasal yapı değişti. Bundan dolayı formül aynı kalmaz. Bütün çözüm olayları fizikseldir demek doğru olmaz arkadaşlar. Sadece tuzların yani iyonik maddelerin suda çözülmesi neydi? Fizikseldi ama ben şöyle diyordum. Asit ve bazıların suda çözülmesi ne yapıyordu? Kimyasal bir çözülme oluyordu. Yani bunu demek yanlış olur. Bütün çözüm olayları fiziksel değildir. Burada ne demiş oldum ben? Doğru olan C seçeneği yalnız bir olmuş oldu sevgili arkadaşlarım. Devam ettim. Bir alıştırmamız var. Alıştırma 2 diyor. Bakın. Hava yastığının açılması nedir biliyor musun arkadaşlar? Bu arabalarda bizim sodyum azit dediğimiz bir madde var. N3. Tamam mı? Yani şunun böyle şey gibi düşün. Şu azit iyonudur eksi. Ya böyle bir iyonumuz var. Azit iyonu sodyum artı bunu böyle çaprazlama yaparsan şunun komple buraya bir geliyor gibi düşün. Sodyum azit oluyor. Şimdi sen bunu darbe etkisiyle bunları ne yapıyorsun? Parçalıyorsun aslında. Yani bu darbe alınca şöyle bir tepkime gerçekleşiyor. Sodyum katı halde çıkıyor. Bir de açığa ne çıkıyor? Azot gazı çıkıyor. Tepkime denk değil. Burada denkleştirmen için şundan iki tane kullanacaksın. Şundan üç tane kullanacaksın. Şundan da iki tane gelecek. Yani şimdi şöyle bu sodyum katı ama Şimdi açığa ne çıkıyor burada? Açığa ne çıkıyor? Azot gaz olarak çıkıyor. İşte bu gaz o hava yastığını birden doldurunca ne yapıyoruz? Biz de darbelere karşı korunmuş oluyoruz. Yani burada ne oldu aslında? Kimyasal bir değişim gerçekleşti. Hava yastığının açılması kimyasaldır dedik. Bakın ekmeğin küflenmesi artık ekmek ekmek olmaktan çıkıyor. İç yapı değişiyor. Ve bu bakteriler sayesinde oluyor. Bakın şeker pancarından şeker eldesi. Şöyledir. Bu fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Normal bir düz düşün yani normal pancar mesela yaprak gibi düşün şunu. Bunun içerisindeki şekeri suyun içerisinde çözüyoruz biz. Ekstraksiyon diyorduk değil mi bu yönteme? Birinci ünitede anlatmıştım. Sonra şeker suyu geçiyor. Yaprağı süzüyoruz. Sonra suyu buharlaştırınca elimizde şeker kalıyor. Bakın camın yüksek sıcaklarda erimesi fiziksel bir olaydır. Gümüşün kararması kimyasal bir tepkimedir. Havadaki oksijenle gümüşün tepkimeye girmesidir. Bakın magnezyum bromür çözeltisinin elektriği iletmesi. Bak bu bir iyon. Magnezyum bromür. Ben tuttum çözeltisi diyor bak. Ben bu magnezyum bromürü suya atarsam magnezyum 2 artı artı 2 tane brom eksi şeklinde iyonlaşıyordu bu. Ve çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasaldı. Bakın açıkta kalan yemeğin bozulması tabii ki de kimyasaldır. Bakır telin elektriği iletmesi bakın metallerin elektriği iletmesi ne dedim ben? Metallerin elektriği iletmesi fizikseldi dedim. Sen bu bilgileri zaten öğrendiysen işin çok kolay. Bak şimdi yukarıda verilen tepkime göre aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bakın burada benim maddem katı haldedir. Tamam buraya yanlış yazmışız arkadaşlar. İyonik bir madde. İyonik maddelerin hepsi katı dedi. Burada iyonik bir maddeyi ben suya attığımda x artı ve y x şeklinde çözülmüş. Aqua aqua. Yani bir suda çözünme olayı ve fiziksel bir olaydır. Unutma iyonik maddelerin suda çözünmesi fizikseldi. Asitle bazıların suda çözünmesi kimyasaldı. Dolayısıyla A kilojül çözünme olayı olduğundan dolayı fiziksel bir değişim ve yaşanan enerji değişimi. Yani buradaki A küçük 40 kilo jüldür diyebiliriz. Şimdi okuyalım. Fiziksel bir çözüm olayıdır. Doğrudur. Madde iyonlarına ayrışmıştır. Doğrudur. Suyun içerisinde iyon halde bulunur. Bakın A büyük 40 kilo jüldür. Yanlıştır. Çünkü fiziksel bir değişimdir. 1 ve 2 burada doğru seçeneğim olmuş oldu. A seçeneğim doğru dedik. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim nereye? 3-4-5 ayınları bu konuyla alakalı bölüm test 1 6. soru. Yani fiziksel ve kimyasal değişimlerdeki test 1'in 6. sorusu. Aşağıdaki olaylardan hangisinin değişim türü yanlış verilmiştir diyor. Bak kağıdın yırtılması fizikseldir. Bak betonun donması betonun oluşturan maddenin oksijene tepkimeye girmesidir. Yani kimyasal bir tepkimedir. Beton eski haline dönemez. Bak yaprağın sararması kimyasaldır arkadaşlar. Maddenin yaprağın iç yapısıyla alakalıdır. Kimyasal olacak bu yanlış dedik. Bakın yumurtanın pişmesi tabii ki de kimyasaldır. İç yapı değişir. Naftalinin sübünleşmesi naftalinin katı halden direkt ne yapması? Naftalinin katı halden direkt naftalin gaz haline geçmesi. Yani hal değişimidir. Fiziksel bir değişimdir dedik. C seçeneği burada yanlış verilen seçenek olmuş oldu. Arkadaşlar konu anlatımımızın da sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Hadi gelin bakalım kaldığımız yeri işaretleyelim. Ben size diyorum değil mi arkadaşlar zaman geçecek bu kampta bitecek diye. Bakın 17. güne geldik bile. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde konu anlatımını yaptık. Saat 8'de soru çözümünü yapacağız. Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir sorulara göz gezdiriyorsun. Saat 8'de soru çözümünde görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.